Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu durağından pozitife yükseltmesini, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını belirten Şimşek, sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformlara uygulamaya kararlıyız değerlendirmesinde bulundu. Şimşek fiyat istikrarının sağlanmasının en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayarak büyümenin dengelenme sürecinin sürdüğüne, iç tüketimin ılımlı seyrettiğine ve net ihracatın güçlendiğine dikkati çekti. Cari işlemler açığının öngörülenden hızlı daraldığını belirten Şimşek, açığın gayri safi yurt içi hasta oranının bu yıl %3'ün altına düşme yolunda ilerlediğini vurguladı. Şimşek, Türk Lirası mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payının Ağustos 2023'ten bu yana arttığını belirterek, programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecektir ifadesini kullandı. Fiyat istikrarının sağlanmasının zaman alacağını belirten Şimşek, yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programı uygulamak için seçimsiz uzun bir döneme sahip olacağını belirtti. Şimşek son dönemde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın geçici olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. Bankanın enflasyon düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi işlemektedir ifadesini kullandı.